Merhaba arkadaşlar, abonelerimizden gelen yoğun istekler üzerine işte size güzel bir Polly Pocket oyuncağı. Bu Polly'nin tatil evi ya da isterseniz siz oyun evi de diyebilirsiniz. Nasıl isim koymak istiyorsanız bence o ismiyle hitap edebilirsiniz bu oyuncağınıza. Bu ev iki katlı, işte alt katında mutfağı var. Kapısı var. Evin giriş katı burası. Üst katında ise bir yatak odası ve yan tarafında da banyosu olduğunu görüyoruz. Evet, çeviriyorum. Arka tarafını bakın, daha yakından görebiliyoruz. Mutfağında masası, iki sandalyesi, buzdolabı var. Kapısı var. İşte bir, burada posta kutusu gibi bir şey. Merdivenlerle üst kata çıkıyoruz. Üst katta bir yatağı var, penceresi var. Hemen yan tarafa geçtiğimizde de işte küveti, lavabosu, havlusunu astığı, bornozunu astığı bir yeri ve rafı. Burada da yine bir pencere var. Bakın, evin yan tarafına uzanan bir çubuğa salıncak asılmış. Bu salıncakta da eğlenceli vakit geçirebilir. Şimdi hızlıca bunu açalım ve kurulumunu birlikte yapalım. Evet, evimiz kutunun içerisinden bu şekilde çıkıyor. Neredeyse kurulu. Benim yapmam gereken çok fazla şey yok. Sadece bu torbanın içinden çıkan parçalarla evimi dekore edeceğim. Hangi parça, hangi katın ve hangi odanınsa İşte tam oraya bunları yerleştiriyor olacağım. Torbamızı açıyoruz. Bakalım torbadan neler çıkıyor. İşte küvetimiz. Bakın, küvetin yanlarında böyle yuvarlaklar var. Sanki bir köpük banyosu yapıyormuşuz gibi görünecek. Eğer isterseniz içerisine su koyabilirseniz siz de burada bir köpük banyosu yapılıyormuş havasını yaratabilirsiniz. Belki içerisine azıcık köpük de koyabilirsiniz. Tabii ki anneniz izin verirse. Onu bakalım, banyo sanırım şu taraf, kutuda da zaten öyle olduğunu görmüştük. Bakın, bornozu ve havlusunun olduğu yer, işte diş fırçası ve diş macununun olduğu bölümün hemen tam önüne. Yani anlıyorum ki burası bir banyo. Bakın, şuraya yerleştiriyorum. Sertçe bastırdığınızda oradan düşmeyecek hale geliyor. Evet, diğer parçalara bakıyorum. Bu sanırım yatak odasına konulması gereken bir parça. Evet, burada Polly'nin yatağı var. Yatağının üzerinde bir örtüsü ve yastığı. O da yine kutuda gördüğüm kadarıyla üst katta banyonun hemen yan tarafında olacak. Ve şuradaki büyük alana onu da oturtuyorum. İyice bastırıyoruz. Böylelikle düşmüyor olacak. Bu sarı parçada iki oda arasındaki paravan oluyor. Bu buzdolabımız. Bakın, buzdolabı kapağı açılıyor. İçerisinde çıkmıyor fakat görsel olarak bazı şeyler var. Meyveler var, çilek, muz gibi. Üst katta kavanozlar, alt katta süt kutuları, yoğurt kutuları var. Buzluk kısmı açılmıyor. Benim daha önce aldığım Polly oyuncaklarımın içerisinde bir takım yemekle ilgili şeyler var. Mesela pasta var, bardaklar var. Onları da bu mutfağa yerleştirebilirim. Oyuncaklarımı birbirleriyle karıştırmayı biliyorsunuz ki çok seviyorum. Böylelikle daha zevkli hale geliyor diye düşünüyorum. Evet, bakalım, bir de yine mutfağa ait bir parça olduğunu düşünüyorum. Masa var. Masamız yeşil üstü pembe ayağıyla gerçekten Polly Pocket'ın renklerine çok uygun, onun tam seveceği bir masa olduğunu düşünüyorum. Onu da bu alt parçaya oturtuyorum. Bakın. Evet, bunlar masanın hemen yanına konulacak iki adet turuncu sandalye. Onları da
masanın hemen yanındaki yerlere yerleştirdim. İşte bu. Bakın. Bu sanırım yine mutfağın bir parçası. Elmalı bir pay olduğunu düşünüyorum. Evet, onu da masaya koydum. Evet, işte Poli. Poli bebeğimizi de ambalajından çıkarıyoruz. Ups, ayakkabısı çıktı. Evet, gel bakalım. Poli bugün ki oyuncağımız da bizimle sarışın halde olduğunu görüyoruz. İşte topuklu ayakkabıları sarı, önü açık, yazlık bir ayakkabı. Zaten kıyafetinin de yaza uygun olduğunu görüyoruz. Ve benim yine diğer Poli Pocket oyuncaklarımın arasında Poli kıyafetleri var. Onları da buradaki Poli'ye giydirebilirim. İşte bakın, mutfakta bizi bekliyor olsun. Evet, ambalajın içerisinden Poli'nin evcil hayvanı çıkıyor. Bu sanırım bir kedi. Çok tatlı. Bu kedinin bir ismi var mı? Ben bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız bana yazmanızı isteyeceğim. Çok sevinirim. Ben bunun adını daha önce duymadım. Evet, onu da üst kata koyalım. Evet, yine kutunun içerisinden 5 adet renkli renkli bu şekilde parçalar çıkıyor. Bu parçalar merdivenimizi oluşturacak. İstediğiniz renkle başlayabilirsiniz. Ben sarıyla başlamak istiyorum. Evet, en altta ilk merdiven katımız sarı. Üzerine turuncuyla devam ediyorum. Mor, mavi ve pembe. Merdivenimizi de oluşturduk artık. Poli rahatça üst kata çıkabilir. Bakın, merdivenler hareket edebiliyor. İstediğiniz yönde durabilir. Biraz aralık olursa daha rahat çıkar herhalde. Şöyle. İşte hazır. Ve son parçamız. Bu parçamız da Poli'nin sallanıp keyif yapacağı, arkadaşlarıyla eğleneceği, onları salıncakta sallanmak için evine davet edeceği, partilerini daha eğlenceli kılabileceği bir salıncak. Bunu da evin yan tarafına, şuradaki, burada indiriyoruz herhalde, bakalım. Evet, aşağı doğru, bakın şöyleyken aşağı doğru çekiyoruz ve bu parça kullanıma hazır hale geliyor. Tam şuradaki yere de bunu hop monte ettik. Bakın, ay çok güzel bir salıncak. Bence Poli Pocket evlerinin arasında en güzellerden biri. Diğerlerini de almıştım ama bu daha keyifli geldi bana. Şimdi çevirelim, iyice görün. Her yerini görün istiyorum. Bakın, mavi çatısı yıldız motifleriyle süslenmiş. Gerçekten çok güzel. Böylelikle dışarıdan gelen ışık yıldız şekliyle içeri giriyor olacak. Çok iyi düşünmüşler bence bunu. Evet. Bakın, işte banyomuzu hazırlamıştık. Küvetimizi yerleştirdik. Hemen yan tarafında yatak odamız, yatağımızı yerleştirdik. Minik pisi pisimizi, sarı pisi pisimizi yatağın üzerine koyduk. Burada da balkonu olduğunu görüyoruz. Bakın, şu balkondan dışarıyı izleyebilir. Bir penceresi olduğunu görüyoruz. İşte birlikte yerleştirdiğimiz merdivenleri. Mutfağı, masası, buzdolabı, salıncağı. Şimdi evimizi çevirip arka tarafını görmek istiyorum. Aa, çok güzel. Bakın, işte kapısı. Sarı kapısı oynayabiliyor. Evin dışını yeşil ağaçlarla süslemişler. İşte penceresinin önünde asılı saksı sarı çiçekleri. Evet, muhteşem Poli Pocket tatil evimiz yeni oyunlarımız için bizi bekliyor.
Şimdi ben nasıl oyunlar kuracağımı düşünmek istiyorum. Ve sonra bu evle tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.